자, 다음으로는 애터미 사업에 성공하기 위해서 내가 실제로 매일 해야 할 A4에 대해 설명을 해드릴게요. Bu benim atomide başarılı olmak istiyorsam her gün yapmam gereken alışkanlıklarla ilgili bir eğitim ve bunlar 8 çekirdek deniyor. Sa실 애터미 사업이 회사처럼 매일 누군가가 나에게 업무를 주는 게 아니라 내가 스스로 찾아서 해야 되는 일이다 보니까 내가 뭘 해야 될지 모르시는 파트너분들 굉장히 많은 것 같아요. Tabii ki Atomi bir şirket işi olmadığından, kişisel, bireysel bir iş olduğundan dolayı her gün günlük olarak ne yapacağını bilmeyen insanlar olabilir. Ay, 왜냐면 저도 그랬어요. 저도 초반에는 내가 애터미를 회사를 딱 그만두고 전업으로 시작을 했는데 내가 백수인지 내가 애터미 사업자인지 모르겠는 거예요. Çünkü bende de aynı şekilde olmuştu. Ben de şirketteki işimi bırakıp Atomi işine başladığımda şimdiye kadar bir çalışan olduğum için kendi işime başladığımda ne yapacağımı bilmiyordum. Kütte굉장히 많은 도움을 받은 게 에이코였습니다. Orada gerçekten yani böyle düşündüğüm zamanlarda bana en yardımcı olan şey ise 8 çekirdekti. A4란 애터미 사업을 성공하기 위해 습관화해야 할 8가지 행동을 말하는 거예요. 8 çekirdek dediğimiz şey Atomi'de başarılı olmak için kazanmanız gereken 8 alışkanlık diye düşünebilirsiniz. 미국의 심리학자로 유명한 윌리엄 제임스가 한 말이 있습니다. Amerika'da ünlü olan William denen bir yazarın çok önemli bir sözü var. 생각이 바뀌면 행동이 바뀌고, 행동이 바뀌면 습관이 바뀌고, 습관이 바뀌면 인격이 바뀌고, 인격이 바뀌면 운명이 바뀌는 아, 어렵네. 생각이 바뀌면 행동이 바뀌고, 일 olarak düşünceniz değişir, düşünce yapınız değişirse hareketiniz değişir.행동이 바뀌면 습관이 바뀌고, Eğer hareketiniz değişirse alışkanlıklarınız değişir.습관이 바뀌면 인격이 바뀌고, Alışkanlıklarınız değişirse de kişiliğiniz değişir. in격이 바뀌면 운명이 바뀐다. Eğer kişiliğiniz değişirse sizin kaderiniz değişir. 애터미 사업을 시작하게 하겠다는 확신을 가지고 여러분이 사업을 시작하신 분들이라면 이미 목표 설정과 결심은 가지고 있을 거예요. Ben Atomi'de başarılı olacağım diye karar verip bu şekilde işi yürüten kişilersiniz. Zaten mevcutta hayaliniz ve amacınız vardır. Kırk. 그래서 생각은 이미 약간 변해 있어요. 그랬는데 행동을 통해서 습관을 변화시키기만 하면 됩니다. Böyle düşünüyorsanız zaten düşünce tarzınızda değişiklik olmuştur. İşte bu düşünce tarzınızdaki değişikliği hareketlere yansıtmak oluyor bu 8 çekirdek. Türkiye에도 그런 말이 있을 것 같아요. 습관은 배신하지 않는다라는 말이 있죠. 다시 말해줘 언니. 습관은 사람을 배신하지 않는다. �unu az Türkiye'de böyle bir laf var mı bilmiyorum ama şöyle bir laf var diyor. Alışkanlık yani sizin kazandığınız alışkanlıklar hiçbir zaman size ihanet etmezler.한국에서도 많은 학자들, 그리고 되게 유명한 학자님들이 습관의 중요성을 인정하고 있어요. Tabii ki şu an dünyanın her yerindeki uzmanlar alışkanlıkların kişinin hayatına ne kadar önem arz ettiğini söylüyor.그러면 애터미 사업을 성공하기 위해서 어떤 행동을 해야 되는지에 대해서 A코어 순서대로 알려드리겠습니다. O yüzden sizler atomi işindeki bu başarı yolculuğunuza ilerlerken nasıl alışkanlıklara ihtiyacınız olması gerektiğini 8 çekirdekle açıklayacağım.매일 15분씩 책 읽기. İlk kazanmanız gereken alışkanlık her gün en az 15 dakika kitap okumak. Ay 15 sayfa kitap okumak.굉장히 간단한 것 같지만 사실 쉽지 않아요. Çok basit bir alışkanlık gibi durabilir ama sürekliliği düşününce gerçekten zor.책 읽기의 중요성은 몇 번을 강조해도 부족함이 없다고 생각을 합니다. Tabii ki kitap okumak gerçekten çok farklı, yani insanı çok farklı eksiklerini tamamlattırıyor.여러분들도 아시는 세계 최고의 갑부였던 빌 게이츠도 개인 도서관에 14,000여 권의 이렇게 도서들을 보관할 정도로 유명하고 그 외에 많은 부자들은 책 읽기의 중요성을 강조하고 있습니다. Hepinizin bildiği dünyanın en zenginlerinden olan Bill Gates'in de 15 bin kitaptan fazlasını içeren kendi kütüphanesi olmakla beraber zengin olan her insanın kesinlikle kitap okuma alışkanlığı vardır.단순히 독해력, 이해력이 늘어날 것뿐만 아니라 어휘력, 간결하게 말하기 등등 사람을 만나고 사람과 대화해야 되는 이런 모든 것들에 대해서 굉장히 늘어날 수 있거든요. 그 그러니까 okuduğunuzda sadece o konuyla ilgili bilgi öğrenmekle kalmaz, kendi özgüveninizi, konuşma tarzınızı, insanlarla buluştuğunuzda hitabetinize kadar geliştirirsiniz. Türkiye 가장 추천하는 책으로는 카네기의 인간관계론, 그리고 여기 나와 있듯이 지그 지글러의 쇼더 플랜을 추천을 해요. 예, 네, tabii ki eğer kitap okumak istiyorsanız da hani okuyacağınıza dair bir
Yoksa burada önerilen İnsan İlişkileri Teorisi veya Planını Göster adlı kitabı okuyabilirsiniz. İngan관계론 같은 경우에는 인간관계에서 중요한 게 뭔지, 어떻게 하면 인간관계를 잘할 수 있는지에 대해서 알려줍니다. İnsan ilişkileri teorisi ise insanlarla ilişkinizin nasıl olması gerektiğini, hangi durumlarda nasıl davranacağınıza dair size rehberlik eden bir kitap.꼭뭐 애터미 사업을 떠나서 그냥 일상생활을 할 때도 충분히 도움을 받을 수 있다고 생각을 해요. Bu atom işi yaptığınız için değil, sizin günlük hayatınızda da sizin kendi gelişiminiz için gerekli olan aslında bir alışkanlık. Bu da iyi책은 한두번 정도 읽은 것 같습니다. Ben de bu kitabı 2 kez okudum.그 다음으로는 지그 지글러는 미국에서 네트워크 마케팅으로 굉장히 유명한 사람이에요. 2. kitap ise Ziglar'ın, bu kişi Amerika'da çok ünlü bir networker.이 사람은 자기가 자신의 경험을 곁들여서 어떻게 하면 올바른 네트워크 마케팅이 뭔지, 어떻게 하면 성공을 할수 있는지 이런 원리를 정리한 책이에요. 야,뭐 그러니까 뭐 그 그러니까 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 그
gerektiğini bir kitapta birleştirmiş ve network'ün nasıl yapılması gerektiğine dair rehberlik eden bir kitap. Sadece 이두 권만 추천하는 거가 아니에요. 그냥 이두 권을 제일 추천한다는 거지. 이책 말고도 아무 책이나 읽어도 상관없습니다. Tabii ki bu kitap benim önermek, size önermek istediğim kitaplar. Bu kitap olmasa bile amaç kitap okumak olduğu için sizin sevdiğiniz tarzda bir kitabı okuyabilirsiniz.저도 한 달에 한 권씩은 책을 읽으려고 노력을 합니다. 그러다 보니까 이 에이코 하면서 책을 15분씩 읽다 보니까 한 달에 한 권씩 꼭 읽더라고요. Ben de gerçekten ayda en az bir kitap bitirmeye çalışıyorum. Bu aynı zamanda bu 8 çekirdek görevine ilk alışkanlığı da yapmış olduğum için çok fazla faydaları var. Bu외터미 사업을 떠나서 그냥 인생에 도움이 되는 습관이기 때문에 어떤 책이었든 여러분들이 책 읽는 거꼭 하시는 것을 추천드립니다. Bu atomi işi dışında sizin aslında kendi kişisel hayatınıza da kazanmanız gereken bir alışkanlık olduğundan dolayı sevdiğiniz tarzda kitapları en az 15 dakika okumanızı öneririm. Ne,다음으로는 비디오 시청. Daha sonrasındaki ise videoları izleme.잠깐만 이거. 원래는 이거 약간 PPT 조금 이상하다. 어쨌든 하루에 단 5분짜리 영상이라도 한 개씩 꼭 봐야 돼요. Sizler bir günde en azından 5 dakikalık bir video izlemelisiniz. 그 어떤 영상을 보면 좋냐면 여러분 채널 애터미에 있는 영상들 어딘지 아나요? 채널 애터미? Ben video izleyeceğim ama nereden izlemem gerektiğini bilmiyorum diyorsanız Channel Atomy web sitesinde bulunan Channel Atomy'yi biliyor musunuz?채널 애터미가 로그인 사이트에 바로 맨 위쪽에 왼쪽에 있거든요. 제가 이거 사진을 다 해놨는데 지금 PPT로 안 보이네요. 잠시만요. Channel제가 Atomy보면 ne derseniz de sizler kendi Atomy sayfanıza girdiğinizde sağ üst köşede ve Türkiye yazan yanında Channel Atomy yazıyor. Şu an slide'a eklemiştik ama gözükmüyor. Win? Taş Channel 애터미가 여기. 뭐야? 여기. 내가 로그인할 때 위에 있지. 이 여기 들어가시면 여러분들이 채널 애터미를 통해서 동영상을 볼수 있어요. Siteye girdiğinizde direkt girişin sol çaprazında olan kısım. Oraya tıkladığınızda gerçekten çok farklı videolara ulaşabilirsiniz. Iıgo 만약에 이거 안 보실 거면 저희 그 유튜브 채널 있잖아요. Ama bu size zor gelebilirse eğer bizim grubumuzun bir YouTube kanalı var. Yani이걸로 보자. 그 유튜브 채널을 보셔도 도움이 됩니다. Siz o YouTube kanalındaki videoları izleseniz bile size yardımcı olacaktır.저희 유튜브 채널도 사실 구독 안 하신 분들 계신 것 같은데 여기 보시면 굉장히 저희 줌 미팅 같은 거 녹화되어 있는 것도 굉장히 많고 제가 개인적으로 이렇게 터미 채널에서 괜찮은 자료들 있으면 다 가지고 와서 이렇게 다 올려놓은 거거든요. Bazı kişiler belki bizim grubumuzun YouTube kanalını bilmiyor olabilirler. Orada Zoom toplantı kayıtları, yararlı ürün videoları veya gerçekten sizin bilmeniz gereken Kore videoları ve çevirisi yapılmış videolar var. İran 영상들 보는 게 뭐가 도움이 될까요? 되냐고 물어보시는 분들이 계실 거예요. Tabii ki ben bu videoyu her gün 5 dakika izlesem bunun neye yararı olacak diye düşünen insanlar olacaktır.3분 내만은 공부가 되고요. İlk olarak ders bunu yani bir şeyler öğrenmiş, ders çalışmış oluyorsunuz atomi hakkında.두 번째로는 열정, 동기부여가 됩니다.
Ve ikincisi de sizin motivasyonunuzu ve tutkunuzu dinç tutmanızı sağlıyor.보통 그리고 이렇게 비디오 영상을 찍고 설명하는 사람들은 대부분 성공자인 경우가 많아요. Evet, çünkü sizin videolarda izlediğiniz kişiler birçok zorluğu atlatarak başarmış olan insanlar.그래서 내가 매일 이렇게 비디오를 하나 정도만 보는 것만으로 해도 내가 성공자들을 매일 내 옆에 두고 있는 것과 함께 마찬가지라는 거죠. Yani sizlerin günde 5 dakikalık bile olsa kısa bir başarı videosu izlemesi o insanın zihniyetine sahip olmanızı ve tutkunuzu dinç tutmanızı sağlar.또 사실 한번 봤던 내용을 계속해서 이렇게 반복하지 않으면 시간이 지나면 까먹잖아요. Ve sizler o videoda dönen bilgileri sürekli olarak izlediğiniz için aslında bu hafızaya kaydedilmiş olur. Yoksa kısa sürede unutursunuz.그래서 자주자주 영상 보는 거 굉장히 중요하고요. Bu yüzden sık sık videolara bakmak gerçekten önemli.또 제가 매일 아침 9시마다 동영상 맨날 올려드리고 있잖아요. Ve ben her sabah saat 9'da video yüklüyorum.이거 보시면 돼요. O videoları izleyebilirsiniz.사실 여러분, 저는요, 한국인이라서요, 터키어를 할 줄은 알지만, 배우고 있지만, 그렇게 잘하진 않아요. 그런데 영상 보는 거 사실 힘들거든요. Ben şu an Koreliyim. Türkçeyi çok iyi bilmiyorum. Öğrenmeye çalışsam da gerçekten videolarda izlemek zor oluyor.근데 이 영상 고를 때 여러분들에게 어떤 영상이 좋을지 맨날 생각을 하면서 고르는 거란 말이에요. 그래서 여기 계신 분들이라도 꼭 시청하셨으면 좋겠습니다. 매일매일. Her seçilen video sizlerin işinize nasıl yararlı olacağı üzerine gerçekten çok düşünülmüş ve özenle seçilmiş videolar olduğu için paylaştığım videoları her gün izlemenizi umuyorum. Ne, kı다음으로는 미팅 참석이에요. Üçüncü alışkanlık ise toplantılara katılmak.사실 뭐 비디오 영상 보는 거랑 비슷한데 사실 실제로 현장에서 세미나에 참여해가지고 미팅을 참석하거나 이런 줌 미팅에 모여서 실시간으로 얘기 듣는 것은 달라요. Tabii ki bu da hani video izlemekle aynı hissi yaratabilir ama sizlerin böyle aynı anda yani insanlarla birlikte aynı anda bir Zoom toplantısında olması veya sahada yapılan bir toplantıda olmanız gereken zamanda bulunmak gerçekten çok farklı şeyler. Kronde 이런 말씀 하시는 분들이 계세요. 근데 왜 맨날 똑같은 내용 하잖아요. 맨날 회사 소개 마케팅 플랜 강의하고 제품 소개도 사실 다 아는 제품인데 그거 맨날 듣다 보니까 지겨워요 라고 하시는 분들이 있어요. Tabii ki bazı kişiler toplantıya katıldıklarında toplantılarda sürekli şirket tanıtımı ve kazanç planı ya da ürünlerle ilgili aynı bilgilerin döndüğünü ve sürekli aynı şeylerin anlatıldığını düşünebilir.근데 그렇게 해야 되는 이유는 아까도 말했듯이 한번 듣고 이해를 해도 반복하지 않으면 사람이기 때문에 까먹기 때문에 확실하게 익히기 위해서 계속 참여하라고 하는 거고요. �unun sebebi biraz önce söylediğimiz gibi bir videoyu bir kere izlediğinizde hafızanızda çok şey kalmayacağından dolayı sürekli olarak aynı bilgilerin farklı aslında insanlarla tekrarlanması sizin bilgiyi öğrenme yeteneğinizi arttırarak sizin hafızanızda o bilginin yer edinmesini sağlar.그리고 같은 내용이라도 사람마다 달라요. 가르치는 방식이라던가 이렇게 설명하는 게 다르기 때문에 여러분들이 그걸 듣고 배울 수 있어요. Ve aynı bilgi olsa da farklı insanların bakış açıları farklı olacağından dolayı sizler o insanları dinlediğinizde birçok farklı bakış açısına sahip olabilirsiniz.세번째는 열정 부여가 되기 때문입니다. Ve birbirimize tutku da veya birbirimizi bu şekilde heveslendirebiliriz.여러분이 애터미 사업을 하다 보면 분명히 내 말을 잘 들어주는 경우보다 거절하는 경우가 훨씬 많을 수밖에 없어요. Sizler atom işini yaptığınız süre boyunca tabii ki sizlerin söylediklerine saygı duyup size uyum sağlayanlardan daha çok sizi reddeden insanlar olacaktır.아직도 네트워크 마케팅 사업이라고 하면 애터미 사업을 잘 모르는 사람들이 너무 많기 때문에 진짜 나쁜 다단계들 있잖아요. 불법 다단계들을 떠올리기 때문에 저를 거절할 수 있단 말이에요. 여러분을 거절할 수 있단 말이에요. Tabii ki Atomi iyi bir network şirketi olsa da bunu bilmeyen çok fazla insan olmakla birlikte gerçekten iyi bir şirket olmayan ve çevrede çok fazla ün yaymış farklı network şirketleri yüzünden network algısı kötü olan insanlar da olacaktır.저만 해도, 저도 8년 전에 저희 아빠가 이렇게 애터미 얘기를 했을 때 거절을 했단 말이에요. 듣지 않았어. Benim açımda bile babam Atomi işini yapıp bana Atomi işi anlattığında bile reddettim.왜냐면 나는 그거에 대해 잘 모르고 내가 절대로 할수 없는 일이라고 생각했기 때문에. Bunun sebebi çünkü ben o şirkete karşı şirketin ne olduğunu bilmiyordum ve benim yapabileceğim bir iş olduğunu düşünmüyordum.근데 지금은 여러분한테 강의를 하고 있잖아요. Ama şu an sizlere burada eğitim veriyorum.그렇기 때문에 누군가가
저를 거절하잖아요. 그럼 저도, 아, 그래. 나도 아빠한테 처음에 거절했었잖아. 그래. 내가 좀더 기다려줘야겠다라는 이런 생각을 하게 합니다. Bu yüzden biri beni reddettiğinde tabii ki reddedebilir. Ben de babamı reddetmiştim. Demek ki bu insanın daha zamanı var diye düşünüp ben bu şekilde olduğunu düşünüyorum.근데 사람이라면 당연히 이렇게 거절이 쌓이다 보면 아무리 머리로는 알고 있어도 스트레스를 굉장히 많이 받고 열정이 떨어져요. Tabii ki insan olarak ne kadar reddedilsek ve ne kadar bu şekilde profesyonel olarak düşünülsek de insanın yani içgüdüsel olarak, duygusal olarak böyle düşüş yaşayabilir. K렇기 때문에 그때마다 줌 미팅, 그리고 스트레스 세미나, 원데이 세미나 등등 참여를 하셔가지고 성공자들을 보면서 아 그래 나도 저 사람처럼 저렇게 성공을 해야겠다라는 식의 열정을, 결심을, 결단을 다시 이렇게 불러일으킬 수 있기 때문에 미팅 참석이 중요하다고 말씀을 드리는 거예요. İşte böyle sizin duygusal olarak düşüş yaşadığınız durumlarda bir video izlemek veya Zoom toplantısına katılmak, başarmış insanların da aynı yollardan geçtiğini ve sizin yaşadığınız sürecin şu an çok normal olduğunu size gösterir ve bu işten vazgeçmemenizi sağlar ve sizin tutkunuzu dinç tutar. Ne번째로는 제품 애용하기입니다. Dördüncü ise ürünleri kullanmak.웨터비넘에서 가장 중요한 건 성우별 가능성이잖아요. 원타시 바이저 근처 인턴십. 애터미 사업에서 가장 중요한 거는 내가 애터미 사업에서 성공할 수 있는지가 가장 중요하지 않을까요? İlk olarak atomi işini yaptığınızda en önemli olan şey sizin başarılı olmanız değil midir?안 들렸구나. 네트워크 마케팅이 성공을 하려면 자발적인 재구매가 계속 일어나야 되는 게 굉장히 중요해요. Eğer network işinde başarılı olmak istiyorsanız doğal alışverişlerin olması temel bir prosedür.그러려면 제품의 품질과 가격이 좋아야지 내가 이게 제품이 구매까지 이어지는 거거든요. Tekrar alımların oluşması da eğer ürününüz kaliteli ise ve fiyatı kalitesine göre çok uygunsa sürekli alımların gerçekleşmesi için temel sebeptir.근데 내가 제품 사용하지 않고 내가 애터미 사업을 하기 때문에 애터미 제품을 추천을 하잖아요. Ama sizler böyle ürün, yani siz kendi tanıttığınız ürünleri kullanmaz, sadece atom işi yaptığınız için insanlara tanıtırsanız.그럼 내가 아무리 똑똑해도 내가 제품에 대한 지식이 없기 때문에 내가 똑똑해도 그 사람한테 감동이 없기 때문에 그 사람이 들었을 때 뭐 제품은 괜찮을 것 같은데 근데 뭐 네가 나한테 그냥 판매하려는 목적으로밖에 안 보여라는 생각을 줄 수도 있어요, 사실. Sizler kullanmadığınız ürüne sahaya çıkıp tanıttığınızda ağzınız ne kadar iyi laf yaparsa yapsın, o kişi sizin satışı yaptığınızda bu ürünü sizin kullandığınız için tecrübelerinizi aktardığınızı düşünmeyip sadece sizin onu kullandığınızı düşünecektir. K렇기 때문에 내가 애터미 사업을 처음 시작한다면 가장 알아봐야 될 거는 내가 애터미 제품을 써보는 거예요. Bu yüzden atomi işine başladıysanız yapmanız gereken en önemli şeylerden yani ilk sıralardan biri ürünleri kullanmak.내가 직접 써봐서 감동을 느껴야지만 내 주변 사람들한테 말할 때 있어서 이렇게 전할 수 있어요. Çünkü ben ürünleri kullanmalı, ürünlere karşı bir tecrübe edinmeliyim, bir deneyim elde edinmeliyim ki insanlarla buluştuğumda bunu samimi şekilde aktarayım.내가 사업자인데 내가 정말 제품을 하나도 쓰지 않는다면 그거 정말 심각한 문제인 거니까 여러분들이 스스로 점검하시기 바랍니다. Eğer ben bu işi yapan bir girişimciysem ama düzenli kullandığım bir ürün bile yoksa bunun gerçekten önemli bir eksiklik olduğunu belirtmek istiyorum.다음으로는 숏업 플랜. 짧으면 이 숏업 플랜인데요. 혹시 아시나요? Daha sonrasında ise planını göster. Bu planını gösterin ne olduğunu biliyor musunuz?이게 뭐냐면 한 3분에서 최대 20분 안으로 짧게 사업 설명을 하는 거예요. Bu 3 dakikada, en az 3 dakikadan başlayıp en fazla 20 dakikaya kadar yaptığınız işin anlatılması demek.뭐 여러분들이 세미나에 초청을 해서 그 사람한테 뭐 30분, 50분 이상의 긴 사업 설명을 하는 게 아니라 가볍게 핵심만 관심 있는 사람들에게 전달하라는 거예요. Bu insanları aslında bir araya topladığınızda bir seminerde saatlerce bu işi anlatmak değil de 20 dakikayla ay 3 dakikayla 20 dakika arasında anlattığınız işin sadece püf noktalarını anlatarak bu işi bitirmektir.앞에서 말했듯이 1번, 2번, 3번, 4번의 과정을 말했던 이유가 결국 두 가지를 말하기 위해서예요, 우리가. Benim bir yani burada anlattığım şeyler birden başlayarak anlattığım aslında her maddenin yapılma amacı bir tane.첫 번째로는 애터미 물건 한번 써봐. İlk olarak söylemeniz gereken şeylerden biri atom ürünlerini kullanması gerektiği.두 번째는 애터미 사업 나랑 같이 할래. İkincisi ise bir atom işini benimle beraber yapar mısın?
이 말을 하기 위해서 우리가 앞에서 말했던 그런 과정들을 해야 된다고 얘기를 하는 겁니다. �unları özgüvenli söyleyebilmek için biraz önce söylediğim dört adımı yapıyoruz.매일 내가 공부를 해서 사람을 만나서 애터미 물건이 싸고 좋으니까 써보라고 사업에 관심이 있으면 이렇게 흥미 유발로 짧게 핵심만 간략하게 설명하는 게 굉장히 중요합니다. Sizlerin yani bu listeleri oluşturarak her gün insanlarla buluşması ve insanlarla konuşurken atominin ne olduğunu, siz neden atomi yaptığınızı güçlü bir şekilde anlatabilmeniz gerekiyor.상대가 조금 이렇게 소소하게 돈을 버는 거에 관심이 있다고 하면, 아, 그럼 회원가입을 해서 제품을 구입하는 거에 대한 장점을 말해주면서 사업에 흥미를 또 보이면 세미나에 이렇게 초청을 하세요. 그런 식으로 그 사람에게 맞춰서 이렇게 추천을 하는 거죠. Sizler o atomiyi anlattığınızda o kişinin atomideki gelire ilgisi olabilir ve siz bu ilgisi olan kişiyi ilgili olan kişiyi de seminerlere davet ederek bu işin yani nasıl bir iş olduğunu gösterebilirsiniz. en çok제일 추천드리는 거는 내가 애터미 사업을 왜 시작했는지에 대해서 말하는 걸 제일 추천드려요. Burada siz iş açıklaması yaparken en önemli olan şeylerden biri de bu işi sizin neden yaptığınızı karşınızdaki insana söylemeniz.그리고 또 애터미 제품에 어떤 게 좋은지 이런 것도 좀 알면 좋겠죠, 당연히. 내가 써보고 좋은 거위주로. Ve sizin kullandığınız ve hoşunuza giden ürünler arasında hangi ürünleri sevdiğinizi ve önerdiğinizi de anlatmanız.처음부터 STP 잘해서 아무도 없어요. 다시 말해줘요. 처음부터 STP를 잘하는 사람은 아무도 없어요. Tabii ki bu işe başlar başlamaz bu planını göster kısmında iş açıklamasından ürün açıklamasına kadar hepsini mükemmel yapan insanlar tabii ki yok.저도 정말 진짜 처음에 너무 못했거든요. 근데 이게 하다 보니까 늘어요. Ben de ilk başladığımda hiçbir şekilde yapamamıştım ama sizler yapmaya devam ettiğinizde yeteneğiniz gelişiyor.그래서 이것도 매일매일 꾸준히 하시는 거 추천드리는 행동 중에 하나고요. Bu yüzden sizlerin de her gün bunu yapması benim önerdiğim hareket alışkanlıklardan biri.다음으로는 왜안 넘어가지냐? 잠깐만. 다음으로는 소비자 전달. Daha sonrasında ise tüketicilere ürün tanıtmak diye düşünebilirsiniz.아까 말했던 5번이랑 좀 연결되는, STP랑 연결이 되는 내용인데, 소비자에게 제품이 되었던, 사업 얘기가 되었던 가장 중요한 건 상대방 입장을 생각해서 말하는 거잖아요. 뭐 biraz önce söylediğim 5. aşama, 5. alışkanlıkla benziyor. Burada önemli olan şey sizler sahada insana ürün tanıttığınızda önemli olan şey o kişiye ürün tanıtmak değil de o kişinin herhangi bir ihtiyacını karşılayabilmektir.아까 그책 추천회 때 말했던 그 지그지글러라는 사람이 굉장히 그 미국에서 네트워크 마케팅으로 유명한 사람이라 했잖아요. Biraz önce kitap önerirken orada Zig Ziglar diye bir adamın Amerika'da network'te gerçekten uzman olduğunu söylemiştim.그 사람이 이런 말을 했어요. 어떻게 고민하는 게 아니라 뭐가 필요한지에 대해 뭐가 필요한지를 얘기하는 사람은 이길 수 없다고. Bu o kişinin söylediği kitapta söylediği şeylerden biri ise sizlerin herhangi bir şeyi satmaya ya da tanıtmaya çalışmanız değil, önemli olan karşıdakinin neye ihtiyacı var ve neye nasıl bir çözüm gerekiyor, bunu düşünen insan kesinlikle başarır. Kanka o떻게 알릴까가 아니라 왜 필요한가를 물어보라. O yüzden o kişiye o ürünü nasıl anlatacağınız değil de bu ürünün o kişiye ihtiyacının neden olduğunu anlatmalısınız.어디 아픈 데는 없어요. 머리는 안 빠져요. 치아는 튼튼하세요. 피부 관리 잘하고 계세요. 등등 지금 필요하거나 고민을 들어주는 게 가장 중요합니다. O kişiye herhangi bir yerin ağrıp ağrımadığını, saç sorunu veya ciltle ilgili herhangi bir sorunu olup olmadığını sormak. Yani o kişinin bir sorununa çözüm olabilmek ana mantık. Bu iy렇게 그 사람들한테 거절을 당했다는 것을 두려워하면 안 돼요. Ve size önemli olan şey o kişiyle ne kadar ilgilenirseniz ilgilenin. O kişinin sizi reddetmesinden kesinlikle korkmamalısınız.내가 애터미 제품을 만족을 했다면 다른 사람들도 한번 써보면 만족할 거기 때문에 처음부터 거절당할 거라고 생각을 하고 가벼운 마음으로 툭 던지는 게 좋아요. Sizlerin de hayatta bazı şeyleri belki ilk kullandığınız atom ürünü reddettiğini düşünüp başka insanların da bunu reddedebileceğini ve bu doğal bunun doğal bir süreç olduğunu kendi içinizde anlamalısınız.애터미 사업이 성실하면 성실해야 되지만 조급하면 좀 성공하기 힘들거든요. Atomide gerçekten çok alçak gönüllü olmalısınız. Bu çok aceleci olduğunuzda başarmak da zor.그래서 얘기를 많이 들어주고 소비자들과 교류를 하면서 친해지다 보면 자연스럽게 내 얘기에도 관심을 가지고 진지하게 이렇게 애터미를 받아들일 수 있을 거예요.
Karşınızdaki insanı iyi bir şekilde dinler, o kişiyle yakınlaşır ve bunların hepsinin bir zaman sorunu olduğunu anlarsanız o zaman çok daha hızlı başarılı olursunuz.네, 그리고 애터미 사업에서 말하는 상담, 일곱 번째로 상담인데요. 다 sonrasındaki yedinci alışkanlık danışmak. 애터미 사업에서 말하는 상담이고 고민이나 문제가 있을 경우에만 얘기를 하는 건 아니에요. Atomi içerisinde bizim sponsora danışma dediğimiz bu kısım sadece bir sorun olduğunda veya sizin endişeniz olduğunda danışmak değil.그냥 가볍게 내가 전화하는 거, 안부 전화하는 것만으로도 상담으로 포함이 됩니다. O sizler sadece o kişinin arayıp halini hatırını sormak, yani sponsor halini hatırını sormak bile bir danışmak.왜냐하면 중요한 게 우리의 성공 습관을 만드는 거잖아요. Çünkü bizim için burada önemli olan şey başarmak için alışkanlık oluşturmak.나의 스폰서가 됐던 파트너가 되었든 짧은 시간이라도 연락을 하고 만나서 사소한 얘기로 소통하는 게 가장 중요합니다. Benim sponsorum olsun, partnerim olsun, o kısa bir zaman içerisinde onunla iletişime geçmek, durum hakkında konuşmak, bu danışmak oluyor.아무래도 우리가 사람과 사람끼리 하는 일이다 보니까 자주 연락하는 사람들에게 더 마음이 가는 건 어쩔 수 없어요. Tabii ki insanla insan arasındaki ilişkiyle aslında ilişkiyi oluşturan bir iş yaptığımızdan dolayı sizlerin sürekli iletişimde olduğunuz insanlarla iş yapma, yani o insanlarla iş yapmanız kaçınılmaz olur.그렇기 때문에 다들 스폰서, 파트너들과 소통하는 시간을 가지는 게 중요하죠. Bu yüzden sizler sponsorunuz olsun, partneriniz olsun sürekli bir iletişimde olduğunuz bir zaman elde etmelisiniz.그리고 내가 상담을 원할 때는 꼭 애터미 시스템에 참석을 하고 사업을 제대로 하고 있는 스폰서들에게 해야 해요. Ve sizler tabii ki bu işte bilmediğiniz şeyleri öğrenmek için bir sponsora danışmanız gerektiğinde danıştığınız sponsor Atomi işini yapan sistemin içerisinde toplantılarda olan biri olmalı. Sponsor라는 게 여러분, 그냥 단순하게 나보다 먼저 가입했다고 스폰서인 게 아니에요. Burada sponsor dediğimiz kişi sadece sizden bir kısa var hani zaman olarak daha önce üye olmuş kişi demek değildir.회사의 시스템과 센터 시스템, 그리고 제대로 이런 줌 미팅 같은 거 제대로 참여한 사람이 스폰서라고 할수 있어요. Şirketin düzenlediği seminerlere katılan, böyle Zoom toplantılarına katılan ve bu işi yapan kişiler aslında sponsor oluyor.만약 여러분이 상담하려고 한 스폰서가 세미나도 잘안 오고 센터도 안 오고 줌 미팅도 안 들어온다. 그런 사람이라면 전 절대 상담하시는 거 추천하지 않습니다. Ve eğer sizin bir sorun olduğunda danışacağınız kişi toplantılara katılmayan, eğitim merkezlerindeki seminerlere katılmayan, şirketin düzenlediği seminerlere katılmayan, bu işi yapmayan birine danışmanızı önermem.왜냐면 그 스폰서도 제대로 애터미 사업을 하고 있지 않는데 여러분이 파트너로서 뭘 배울 수 있겠어요? Çünkü o kişi de zaten Atomi işini iyi bir şekilde yapan biri değil. Size ne önerebilir?그리고 가끔 현장인에게 상담을 하시는 분들이 있는데 Bazen de kardeş grubunda yani kendi grubunda olmayıp da kardeş grubunda olan kişilere de bir sorun hakkında danışan insanlar var.형제 그룹끼리 응원을 해줄 수 있죠. 하지만 사업적인 내용을 공유하는 건 금지합니다. 다시 말해줘, 언니. 형제 그룹끼리 서로 사이좋게 지낼 수 있고 응원해주는 걸할수 있지만 사업적인 내용을 공유하는 걸 금지합니다. Tabii ki sizler farklı grupta bulunan kişilerle arkadaş olabilir, onlarla yakınlaşabilirsiniz. Ama ne olursa olsun işle ilgili kendi bilgilerinizi paylaşmamalısınız. Bu yasak.왜냐하면 각 그룹마다 환경이 다르고 사람이 다른데 그것을 공유하고 비교하기 시작하면 사실 분란이 생기고 싸움이 나거든요. Çünkü sizler farklı gruplarda olduğunuz, farklı çeşitli insanlarla çalıştığınızdan dolayı çalışma stilleriniz farklı olabilir. Çalıştığınız koşullar farklı durum arz edebilir. Bunu paylaşmanız tabii ki bir rekabet ve karşılaştırmaya gideceği için sorunlar çıkaracaktır. grub의 사업 상담을 한다는 게 사실 자체가 서로에게 사업에 좋지 않은 방향을 줍니다. Sizlerin farklı gruptaki insanlarla kendi çalışma stilini paylaşmanız tam aksine daha kötü sonuçlara yol açar.그렇기 때문에 만약 나의 형제 그룹인 사람이 나한테 계속 사업적인 얘기를 한다면 저한테 알려주세요. Eğer sizin farklı grubunuzda bulunan insanlar sizlerle iletişime geçip sürekli olarak işle ilgili bir şeyler konuşuyorsa kesinlikle bana söyleyin o kişiyi. Evet, 그리고 마지막으로는 실내 쌓기예요. Sekizinci alışkanlık ise güven kazanmak.
네, 사실 애터미 사업이 사람과 사람이 함께 하는 사업이기 때문에 인간관계가 가장 중요하거든요. 아토미 이시 insanla insanın yaptığı bir iş olduğu için aradaki insan ilişkisi ve güven çok önemli.그리고 인간관계에서 가장 중요한 게 신뢰예요. Ve bir insanla insan arasında bir durum varsa en önemli olan şey güvendir.당연히 제품이나 회사에 대한 신뢰도 중요하지만 나라는 사람에 대한 신뢰가 가장 중요합니다. Tabii ki ürün veya şirkete karşı güven de çok güven de önemli olsa da önemli olan şey sizin kimle çalıştığınız ve size ne kadar güven duyduklarıdır.애터미는 여러분 개인 플랫폼 비즈니스이기 때문에 결국 나의 사업은 내가 진행해야 되는 거예요. Atomi bir kişisel platform işi olduğu için bu benim iş, kendi bu benim işim ve benim yapmam gereken şeyler var diye düşünmelisiniz.물론 스폰서 타격을 받을 수도 있겠지만 결국 사람을 찾아내고 만나고 얘기하는 건다 내가 해야 되는 거예요. Tabii ki sponsor size yardım eden kişi olsa da önemli olan şey bu sizin işiniz olduğu için siz partnerlerinizle buluşmalı, sizler grubunuzu oluşturmak için çalışmalısınız.그렇다면 신뢰를 쌓을 수 있는 좋은 방법이 뭘까요? O zaman güven oluşturmak için en iyi yöntem nedir? 여러 가지 방법이 있겠지만 여기 써 있는 두 가지 방법을 추천해드리고 싶어요. Tabii ki çok fazla yöntem olmuş olsa da ben burada yazan iki tane şeyi söylemek istiyorum.첫 번째 미인 대칭. 미소 짓고 인사하고 대화하고 칭찬하자. İlk olarak aslında bu güzelliğin simetrisi olarak geçiyor. Sizlerin o insanla buluşması, konuşması, bir şeyler paylaşması ve o kişiyi övmek. Aynı내가 맨날 표정이 어두워. 내가 맨날 웃지도 않고 그냥 뚱한 표정에 그냥 사업을 하고 있어. 그럼 누가 나랑 사업을 하겠어요, 여러분? Sürekli olarak yüzünüz asık, her şeyden şikayet eden olumsuz biriyseniz kim sizinle çalışmak ister?그렇기 때문에 내가 항상 웃고 밝은 모습으로 이렇게 긍정적인 마인드로 가지고 사업을 해야지만 다른 사람들도 내가 인사를 했을 때도 받아주고 사업 얘기를 했을 때도 더 기분 좋게 알아들을 거예요. 뭐 ama sizler sürekli olarak olumlu düşünmeli, gülümsemeli ve böyle pozitif bir insan olmalısınız ki insanlar sizlerle bir şeyler paylaşmak, konuşmak istesin. Kanka 항상 웃는 얼굴로 남들에게 먼저 인사하고 이렇게 하면 좋다는 건데 이렇게 인사를 하다 보면 분명히 가벼운 안부 인사나 이런 날씨 얘기하면서 친해지잖아요. �u yüzden sizler her zaman böyle güler bir yüzde olumlu olmalısınız. Böyle yaptığınızda insanlara olumlu bir şekilde selam verdiğinizde kesinlikle kalbini size açan insanlar olacaktır. Kanka 대화를 하게 되면 항상 상대방의 관심사를 먼저 물어보고 그 얘기를 하시는 게 좋아요. 다시 말해줘, 언니. 끊겼어. 상대방의 관심사를 물어보고 그 얘기를 위주로 하시는 게 좋아요. ve karşınızdaki insanın hani kim olduğunu, nasıl biri olduğunu sorarak bu işe başlamak gerçekten konuşmanın ilerlemesini sağlar.내가 잘 모르는 분야면 꼭 물어보시는 게 좋고, 또잘 아는 분야면 상대방 얘기에 공감을 해주면서 친해지시면 되겠죠? Ortamda tanımadığınız biri ise kim olduğunu, kimin tanıdığı olduğunu sormak ve konuşmaya başlamak da bir adımken, tanıdığınız kişi ise yanına gidip selam vermek, nasıl olduğunu sormak da farklı bir adım.이때 주의해야 될 게, 먼저 내 얘기를 하는 게 아니에요. 단도직입적으로 애터미에게 바로 하잖아요. 그러면 그 사람은 뭔지도 모르기 때문에 이해도 안 되고, 공감도 안 되고, 그렇기 때문에 아무것도 안 되기 때문에. Önemli olan şey siz birine gittiğinizde ve o kişiye selam verdiğinizde önemli olan şey siz kendi hakkınızda konuşmaya başlamamalısınız. Atomi böyle, siz atom işini yaptığınızı sürekli dile getirmemelisiniz. Bu karşıdaki kişi zaten bunlara ilgi duymadığı için konuşmanın da bir amacı olmayacaktır. Deyara할때 항상 칭찬해 주시는 것도 좋습니다. Sizler tabii ki bir insanla konuşma yaparken o insanın iyi olduğu şeyleri de o insana söylemek, övmek bir pozitif bir harekettir. Çingçanın Gore'를 춤춘다는 말이 있잖아요. Çünkü eğer övgü yaptığın, yani birini övdüğünüzde ayının oynadığı ile ilgili bir laf bile var.그렇기 때문에 반드시 파트너나 대화하는 상대의 장점을 찾아서 칭찬해 주시는 거 좋고요. O yüzden sizler kesinlikle karşınızdaki insanın iyi özelliklerine odaklanıp o iyi özellikleri övmelisiniz.어떠한 포인트를 콕 집어서 구체적으로 칭찬해줘야 되기 때문에 계속 연습을 하셔가지고 이런 습관하는 미인 대칭 습관 중요합니다. Yani bu yüzden sizler sahada olduğunuzda, yani çalıştığınızda güzelliğin simetrisi dediğimiz gülümseyerek, olumlu düşünceyle ve olumlu bir hareket, yani dış vücut hareketiyle hareket etmeniz çok çok önemli. Evet, 두 번째로는 비리불만이에요.
İkincisi ise ikinci madde ise bir뭐냐면 konuşması.비난, 비평, 불평을 하지 말자. Ha, bu ne derseniz de rahatsızlığınızı, yani huzursuz olduğunuz bir şeyi veya kötü bir düşünceyi söylememek. Bu atomizm toplantı deha할 때 가장 중요한 부분이죠. Bu atomi yaparken gerçek gereken en önemli şeylerden biri. Atomizm saranga 사람이 하는 일이기 때문에 사람끼리 이렇게 충돌이나 싸움이 일어나면 얻을 게 하나도 없어요. Atomi insanla insan ilişkisi olduğundan dolayı insanların birbirine kötü davranması veya herhangi bir tartışma çıkmasının iki insan içinde kazandırdığı hiçbir şey yok.내가 말싸움을 그 사람을 이겨도요. 그 사람이 떠나면 내가 진 거예요. 원 다시 말해줘, 끊겨. 내가 말싸움으로 그 사람을 이겼어요. 근데 그 사람이 떠났어요. 그럼 어차피 내가 진 거예요. çünkü sizler karşınızdaki insana kendinize hakim olamayıp karşınızdaki insana sinirle bir şey söylediğinizde ve o kişiyle aranız bozulduğunda burada sizin için herhangi yani olumlu tek bir durum olmayacak. Samdere평가하려거나 이기려고 하면 절대 안 됩니다. Başka bir insanın sürekli olarak hani bir tartışma çıktığında o insana haksız olduğunu göstermeye veya o insanı yenmek için herhangi bir düşünceye girmenize gerek yok. Öğütmenci가 애터미 사업에 성공을 하기 위한 습관 A코예요. Bunlar aslında size bu söylediğim şeyler sizlerin atomide başarılı olabilmesi için kazanmanız gereken alışkanlıklar.이 8가지 행동은 매일 해야 되는 부분. Burada 8 tane hareketi her gün yapmalısınız.따라서 이렇게 내가 체크리스트를 만들어서 매일매일 내가 했는지를 체크하면서 확인하는 게 좋아요. 뭐 şey not defterinize ya da her gün yapıp yapmadığınızla ilgili bir kontrol listesi oluşturursanız etkili olacaktır.하버드 출신의 미국의 최고의 경제학 전문가인 피트 드래커라는 사람이 다시 말해줘. 하버드 출신의 굉장히 똑똑한 경제학 전문가인 피트라는 사람이 아메리카다 저 ünlü 아스나 ünlü olan 뭐 bilim adamı. 그 사람이 아까 말했듯이 측정할 수 없으면 관리할 수 없고 Şu şekilde söylüyor. Eğer bir şeyi ne yapacağınızı bilmezseniz onu yönetemezsiniz.관리할 수 없으면 계산할 수 없다고 해요. Yönetemezseniz de bununla ilgili herhangi bir hesap yapamazsınız.눈에 보이게 객관적으로 측량되지 않으면 측정할 수 없으면 개선될 수 없다는 말이죠. Eğer bir şey sizin gözünüze gözükmüyorsa onun ne olduğunu bilemezsiniz. 누구나 나는 충분히 시간과 노력을 투자했다고 하지만 눈에 보이는 측정할 수 있는 게 없으면 내가 이걸 비교할 수가 없어요. 성장했는지도 확인할 수가 없어요. Ne yapacağınızı bilseniz de kafanızda olsa da bunların yazıya dökülmemesi ve sizin bunları aslında gözde görmemeniz sizin hangi durumda olduğunuzda ve ne yapmanız gerektiğini bilmemenizi sağlar ve yönetemezsiniz. Kırıklık때문에 애터미섬에서 여러분이 성공하고 싶다면 A코 꼭 하셔야 합니다. Bu yüzden sizler atomide başarılı olmak istiyorsanız 8 alışkanlığa kesinlikle sahip olmalısınız.네, 여기까지가 A코 강의였습니다. Benim bunlar söylediklerimde 8 şimdiye kadar söylediğim şeyler de bu 8 alışkanlıkla ilgiliydi. da들 잘 들어주셔서 감사합니다. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.